Merhabalar. Gastroenteroloji sorular 5. Acil servise fazla miktarda kırmızı renkte kan kusma, yakınmasıyla getirilen 38 yaşındaki bir erkek hastanın fizik muayenede şuur bulanıklığı. Vücut sıcaklığı 36,6, kan basıncı 60'a 30 milimetre civarı. Nabız 120 dakikada ritmik, solunum sayısı 24. Bu hastaya ilk yapılması gereken nedir? Dikkat ederseniz hipotansif, şuur bulanık. Yapılması gereken ilk iş hastanın vital bulgularını stabilize etmektir. Bu bağlamda B şıkkı damar yolu açılarak sıvı tedavisi ve kan hazırlanması ilk yapılması gereken işlemdir. Aşağıdaki özofagus patolojilerinin hangisinde özofagus manometresi uygun cerrahi tedavi seçilmesinde belirleyici rol oynar? Cerrahi akalezyada mutlaka öncesinde manometrik inceleme yapmak lazım. Çünkü eğer yaptığımız manometrik incelemede alt özofagus basıncı yüksekse çok fazla miktarda, o zaman Nissen yaparsak yutma zorluğu ortaya çıkar. Değilse, eğer alt özofagus basıncı çok yüksek değilse, o zaman Nissen yapılabilir. Ama basınç yüksekse tupe yapmak gerekir. İkisi arasında ne fark var? Şekilde de görüyorsunuz. Birinde 360 derece fundus özofagusun çevresine dolandırılır. Dolayısıyla burada yutma zorluğu olabilir basıncı çok yüksekse. Bu nedenle de yapacağımız manometrik incelemeye göre çok yüksek basıncı olanlarda tupe, basıncı daha az olanlarda Nissen ameliyatı seçilir. Aşağıdakilerden hangisi üst gastrointestinal sistem değerlendirmesinde endoskopinin baryumlu grafiğe göre üstünlüğünü gösterir? Cevap, malign, benign, gastrik, ülser ayrımıdır. Aşağıdakilerden hangisi gebelikte en sık görülen akut karın nedenidir? Cevap, akut apansittir. Klinik olarak melena oluşması için gastrointestinal trakt içine kanamanın en az ne kadar olması gerekir? Bu sorulara cevap vermek için aynı bu kanalda olan YouTube'daki diğer bütün ders notlarına bakarsanız hepsini çok rahatlıkla cevaplayabilirsiniz. Cevap 50 mililitre. Erişkinlerde ekstranodal lenfomalar en sık midede bulunur. Aşağıdaki bulgulardan hangisi sol taraf kolon kanserlerinde görülmez? Sol kolon kanserlerinde melena görülmez. Bağırsak tıkanması görülür. Bağırsak alışkanlığında değişiklik görülür. Kolik tarzında ağrı vardır. Hematokezya vardır. Kolon kanseri açısından risk faktörü olmayan bireylerin taramaları, risk faktörü olmayan 50 yaş üzeri bireyler yıllık gayette gizli kan ve 10 yılda bir kolonoskopla taranmalıdır. Reflü hastalığı olan bir kişide aşağıdakilerden hangisi endoskopi yapılması için endikasyon oluşturmaz? Alarm belirtileri. Yine o notlara bakarsanız alarm belirtileri. Nedir alarm belirtisi? Kilo kaybı, kanama veya kanama olmaksızın anemi, ağrılı yutma, disfaji, bunlar mutlaka endoskopi yapılmasını gerektirir. Tedaviye yanıt veren retrosternal yanma endoskopi için endikasyon oluşturmaz. Gastroezofageal reflü oluşumunda primer mekanizma alt özofageal sfinkterin geçici gevşemesidir. Temel mekanizma budur. Aşağıdakilerden hangisi akalezide özofagus manometri çalışmasına saptanmaz? Akalezide özofagus manometresinde ne saptanır? Gövdede aperistaltizm, alt özofagus sfinkter basıncında artma, tam olmayan sfinkter gevşemesi alt özofagusta ve intraözofageal basıncın mide basıncından yüksek olması saptanır. Oysa simultane ve non-peristaltik kontraksiyonlar saptanmaz. Özofagusun manometriyle tetkiki aşağıdakilerin hangisinde gerekli değildir? Disfajide gerekir. Antireflüde biraz önce konuştuk gerekir. Akalezyada gerekir.
motor disfonksiyon düşündüğümüz baryumlu grafide gerekir. Kimde gerekmez? Özofagus tümörlerinde gerekmez. Kolon kanseri ameliyatı geçiren bir hastanın takibinde aşağıdakilerden hangisi ilk 2 yılda her 3 ayda bir yapılmalıdır? Karsino embriyojenik antijen tayini yapılmalıdır. Akut karında ağrının başlangıç şekli ve seyri önemlidir. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde karın ağrısı ani başlangıç göstermez? Akut apansitte ani başlangıç göstermez. Önce epigastriumda başlar. Aslında onun öncesinde iştahsızlık vardır. Epigastriumda başlar. Daha sonra da sağ alt kadrana lokalize olur. Kolorektal kanserlerin en sık görüldüğü bölge rektosigmoid bölgedir. Yine o notlara bakılırsa, videolar izlenirse bunların hepsi orada görülebilir. Aşağıdaki hangisi karaciğerin makrovesiküler yağlanmasının en sık nedenidir? Alkolik karaciğer hastalığı. Erken mide kanseri ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Muscularis propria'yı geçmez. Doğru. Lenf nodu metastazı yapabilir. Doğru. Lümen içi egzofitik büyüyebilir. Doğru. Genellikle iyi diferansiye kanserlerdir. Doğru. Cerrahi sonrası. Rekürrens sıktır. Yanlış. Demir eksiklenmesi olan 75 yaşındaki bir erkek hasta son 6 ay içerisinde 5 kilogram zayıflıyor. Karın ağrısı şikayeti var. Gayet de gizli kan pozitif. Bu hastada en olası tanı ileri yaşta kilo kaybı var, kanama var, karın ağrısı var. Cevap sağ kolon kanseri. Mide ülseri, duodenal ülseri de kilo kaybı beklemeyiz. İnce bağırsak arteriyel malformasyonunda yine mide kanseri beklemeyiz. Sigmoid kolonda evet kanama olabilir. Ama aşikar kanama vardır. Gayet de gizli kan değil. Buradaki kanama aşikardır. Ve kilo kaybı olmadan daha çok erken dönemde ortaya çıkar. Kolonun sağ tarafındaki kanserler anemiyle, gayet de gizli kan pozitifliğiyle, sol taraftaki kanserler ise daha erken dönem ortaya çıkarlar.